Değerli arkadaşlarım, merhabalar. İyi geceler diliyorum ve yeni haftanızın e, öncelikle sağlıklı, başarılı ve bereketli kazançlarla dolu olmasını temenni ediyorum. Maalesef ki bu akşam veyahut da bu hafta sonu analizlerim oldukça gecikti. Zira e, biraz sıkıntılı ve zorlu bir hafta yaşadım. Bir taraftan Covid meselesini hala atlatamamış olmanın yarattığı e, ateş sorunları diğer taraftan da yoğun görüşmeler vesaire ederken e, zaman sorunu yaşamış durumundayım. Evet sevgili dostlar borsamız dolu dizgin gidiyor. Neredeyse 7 haftadır fevkalade bir yükseliş trendi içerisinde bankacılık endeksi özelinde ve bankalar özelinde hele hele kamu bankaları özelinde önemli bir ivme kazanmış durumunda ve yan kağıtlarda bunlara biraz olsun iştirak ediyorlar. Değerli arkadaşlar e, ee, sizlere yani beni yaklaşık 6-7 aydır veya 8 aydır takip etmekte olan arkadaşlarım özellikle pandemi sürecinde takip etmekte olan arkadaşlarım çok net olarak bilirler ki pandemi evresinde hiç umutsuz olmadım. Dedim ki dünya borsaları ve Türkiye borsaları merkez bankalarının şirketlere veya da şahıslara bahşedecekleri verecekleri çeşitli teşvikler bir şekilde üretime yansımayacak ve üretime yansımayan bu paralar ise durgun bir ekonomik düzen içerisinde daha iyi para kazanabilecekleri alanlara yönelecektir. Nedir bu alanlar? İşte belki kriptolardır, belki borsalardır. Kripto konusunda arkadaşlar genel görüşlerimi biliyorsunuz onun bir temeli olmadığını düşünüyorum. Bir altyapısı olmadığını düşünüyorum. Ve e, bu hususta tamamıyla e, bir kumar gibi ne zaman ne olacağı belli olmayan bir enstrüman bazında gördüğüm için veya inişler veya çıkışlar konusunda karşınızda bir muhatap göremeyeceğinizi düşündüğümden dolayı biraz daha garantili olabilecek olan sektörlere yani borsa endeksleri veya şirketlerde sizleri olabildiğince yönlendirmeye çalışan bir insanım. Peki ne oldu arkadaşlar bu geçtiğimiz süre içerisinde? Bu geçtiğimiz süre içerisinde borsalar dünyanın belki de ekonomik düzen adına resesyona girebileceği Efendim, enflasyonların ayyuka çıktığı bir evrede borsaların zirveler yaptığı bir döneme şahit olduk. İşte hani diyoruz ya, efendim işte şirketler iyi para kazanmazsa, efendim işte şu olmazsa bu olmazsa borsalar neden yükselsin? Ekonomik büyüme olmazsa, efendim istihdam iyi durumda olmazsa, efendim dış ticaret açığı şöyle olmazsa, böyle olmazsa borsalar neden yükselsin? Değerli dostlar, borsanın felsefesi gerçekten çok başka. Ben eğitimlerimde, malumunuz Haluk Canberk 35 e, gmail.com adresimde eğitim taleplerini kabul ediyorum. Ama öncelikle de diyorum ki arkadaş nedir? Yani sen ne biliyorsun? Geçmişte hangi tecrübelerin var? Neyi hedefliyorsun? Aylık ne kadar kazanmak istiyorsun? Ve hangi enstrümanlarla ilgilisin? Şeklinde bir takım sorular yönelttikten sonra bu insanlara birebir özel eğitimler veriyorum. Amacım eğitim reklamı yapmak değil. Tamamen ve tamamen kişileri gerçek anlamda borsayı öğrenmek, gerçek anlamda borsanın felsefesini öğrenerek doğru adımlar, doğru yatırımlar yapmak ve en doğru yerden almak veya en ucuz sektör kağıtlarını alıp 2x, 3x, 4x civarlarında para kazanmak isteyen insanlara en doğru alım noktasını ve alınabilecek en ucuz kağıtları tespit etmek noktasında farklı bir yöntem izliyorum tamamen trade'e yönelik, tamamen hızlı analizlere yönelik ve tamamen anlık bir şekilde para kazanmaya yönelik eğitimler şeklinde bir tarzım bulunuyor. Google'da, ne bileyim, XX ortamlarda, işte e, MACD, efendim RSI, efendim Scholastic, o bu şu gibi indikatörlerin anlatıldığı eğitimler benim tarzım değil. Ben kendi formüllerimle, kendi yöntemlerimle, kazancı en yüksek olabilecek olan kağıtları tespit etme, en hızlı bir şekilde para kazanma, nereden alınır ve nereden satılır veya direnci olmayan bir kağıdın bile direnç noktasının neresinin olabileceğini tespit edebilecek olan yöntemleri verdiğim gibi al sat sinyallerini bilgisayarlarınızda bir uyarı sistemi olarak sizleri uyaracak olacak olan yöntemleri dahi bir şekilde kurguluyorum. Bu konuya neden girdim? Sevgili dostlar, para kazanmak istiyorsanız günümüzde algoritmaların, günümüzde çeşitli robotların gündemde olduğu bir ortam içerisindeyiz. Ve yapay zeka dediğimiz bir kavram ile sistemler Sizlerin duygularınızı, sizlerin yapmak istediklerinizi birkaç saniye öncesinden algılamak suretiyle alıyor veya satıyor. Siz diyorsunuz ki: "A kağıdını 3.90'dan satarım. Rahatlıkla buraya gider." diyorsunuz. Ama siz oraya o 3.90'a emir girerken o 3.88'e, 3.87'ye emir girip sizin emrinizin gerçekleşmesini engelliyor. Hepiniz tanık olmuşsunuzdur. Ya ben 3.90'a emir yazdım. Tam direkten döndü. Yani bir kademe daha gitseydi benim emrim gerçekleşirdi veya alım emrim gerçekleşirdi diyorsunuz. İşte arkadaşlar zekanızı bir şekilde önceden tespit etmeye çalışan sistemler oluşturuldu ki bu sistemlerle sizler kazanmayasınız onlar kazansınlar diye bir nevi satranç oyunu gibi birkaç hamle sonrasını hesap eden bir takım sistemler oluşturuldu. Borsada herkes kazanırsa siz yani nasıl kazanacaksınız? Birilerinin kaybetmesi lazım. İlla ki birilerinin kaybetmesi için tuzaklar olmalı ki birileri kazanabilsin. Herkes kazanırsa borsa borsa olmaktan çıkar. Herkes kaybederse yine borsaya biz borsa diyemeyiz. Birileri kazanacak ve birileri kaybedecek. Bu sistem bunun üzerine kurulu olan bir sistem. Bunun için uyanık olmalıyız, teknik analizi bilmeliyiz, temel analizi bilmeliyiz, stratejileri bilmeliyiz. Özellikle büyük yatırımcıların kurulazlıklar adına attıkları adımları veya uyguladıkları şeytani planları algılamalıyız, bilmeliyiz. A kurumundan alıyor. B kurumundan satıyor. Allah Allah. Ya dün mesela misal veriyorum sadece. Bank of America şu kağıttan bu kadar aldı. E tamam da niye %2 eksiğinden satıyor ki? Arkadaşlar mantık basit. O %2 eksiğinden satarken para kaybetmiyor ki. Başka bir kuruma alım talimatı verdi. Ona diyor ki ben malı topladım. Sen de git şu fiyattan 5 kademe, 6 kademe, 8 kademe aşağıdan al. Ben aldığım malı satacağım. Sen ucuzdan al, 2 gün sonra yukarıdan satarsın. Aralarında bir connection var. Arkadaşlar, borsada dönen dolapları tek tek anlatmak istemiyorum. Çünkü düşman kesiliyorum. Çünkü istenmeyen adam durumuna geliyorum. Ha istediğim kadar da istenmeyen adam durumuna geleyim. Kimseye benim eyvallahım yok. Kimseye borcum da yok, harcım da yok. Ben doğruları bildireyim. Ben yatırımcıma, hele hele küçük yatırımcıma doğru bilgileri aktarayım ki Hans'ı, Elizabeth'i, George'u, ıvır zıvır her neyse işte. Birileri benim Ahmet'imin, Mehmet'imin, Ayşe Hanım kardeşimin, e, efendim Mehtap kardeşimin, Mehmet Bey kardeşimin cebindeki parayı çalmasın. Çalmasın derken biraz iddialı bir kelime kullandım. Uyanık olalım, çaldırmayalım. Tedbirimizi alalım, çaldırmayalım. Olay bu. Şimdi, sevgili arkadaşlar, lütfen beni bağışlayın. Biraz böyle ironi bir, ironik bir ee, yapıyla konuya girmiş oldum. Belki de bu borsa analizim iki bölüm halinde olacak. Ve sizlere kağıt kalem almanız ısrarıyla... Bakın bir kere daha söylüyorum. Lütfen ve lütfen bu andan itibaren yanınızda bir kağıt kalem olsun. Söyleyeceğim seviyeler, vereceğim bazı bilgiler, alacağınız sadece 5 tane not, bilemediğiniz 6 tane not. Bu notları alın, emin olun ki, emin olun ki ee, pişmanlık duymayacaksınız. Ama bu notlar aklınıza yazmayın. Yani... Söz uçar yazı kalır denilen bir tablo vardır ya notunuzda bulunsun. Şimdi efendim borsamız 7 aydır pardon 7 haftadır rally yapıyor. Her hafta bir yükseliş trendi içerisinde. Ben sizlere geçmiş dönemlerde dedim ki birazdan grafiklerimlere göreceksiniz. 2366 seviyesi destek olmalı bu seviyenin aşağısında kapanış olmadıkça 2761 ve sonrasında 3401 seviyesi. Bakın 3400 değil. 3401 seviyesi hedeftir dedim. Bilemezdim Merkez Bankası'nın işte geçtiğimiz ay 100 puanlık bir faiz indirimi yapacağını. Bilemezdim efendim işte ee, bankalar Menkul kıymetler bazında portföylerinde belli bir oranda e, hisse bulundurmazlarsa kredi verme noktasında ben onlara bir takım e, cezalar uygulayacağım. Şu miktarda kredi kullanabilmen için bu miktarda bir menkul kıymet bulundurmak zorundasın tarzında bir uygulamaya gidebileceğini bilemezdim. Ben AKP'li bir vatandaş değilim. AKP'nin ileri gelenleriyle, ekonomik kurmanlarıyla dirsek teması içerisinde olan bir insan değilim. Sadece ve sadece rakamlara bakarak, gelişmelere bakarak yorumlar yapıyorum. Ama benim endeksin yukarı gideceğine ve çok daha iyi noktalara erişebileceğine dair görüşlerimin temelini oluşturan faktör Enflasyonun böylesine yüksek seyrettiği bir dönemde faiz indirimi veya faizi artırmayacağım noktadaki bir NAS özelinde ee, yaklaşımın bulunduğu bir ortamda insanlar para kazanabilmek için borsanın dışında bir alternatif görmüyorlar. Efendim yabancı bugüne kadar sattı. Ben yabancılar yabancı takas oranının neden bu kadar düşüş yaşamış olduğunu sizlere Garanti Bankası özelinde bir önceki yorumumda anlattım. Garanti Bankası'nın %70'ler civarında bir yabancı takası var iken BBVA'nın Garanti Bankası hisseleri üzerindeki geri alımı sonrasında oradaki takas payının yerli takasına geçtiğini ve bu sebepten dolayında da yabancı takasında bir azalmanın bu nedene dayalı olarak gerçekleştiğini ifade ettim. Evet, yabancılar sattılar. Swap krizi, şu bu vesaire vesaire gibi olaylar sebebiyle sattılar. Niye sattılar? Çünkü adamlar dediler ki, ya X hisse şu fiyat. E ben bu hisse elimde bulunuyor. E ben bu hisseye alım yapsam ne olacak? 3 liradan aldım, 5 liradan aldım. Dolar bozdurdum ve aldım. E yarın ben bu hisseye %20 yaptırsam tamam. Ama dolar %30 çıkacak. E ne olacak? Dolar bazında paramı bozdum, aldım. Hisseyi sattım. Tekrardan dolar almak istiyorum %30 yukarıdan. Hisseden %20 kazandım. Doları %30 yukarı aldım. Enayi miyim ben diyecek. Mesele bu Efendim yabancılar Türkiye'ye güvenmiyorlar. Arkadaşlar yabancının Türkiye'ye güvenmesi, güvenmemesi konusu çok başka bir olay. Bugün yabancı Arjantin'e çok mu güveniyor? Hindistan'a çok mu güveniyor? Tayland'a çok mu güveniyor? O bu ülkeye çok mu güveniyor? Yabancının X bir ülkeye güven duyması meselesi çok başka bir olay. Yabancı hangi ülkeden birkaç ay içerisinde nasıl çok hızlı bir şekilde bal toplarım aralarımı bal yüklerim ondan sonra da bu balımı pazarlarım derdindedir. Yabancının Türkiye'ye sokmuş olduğu parayı geri almak noktasında bir endişesi var mı? Hayır. Yok sevgili dostlar. Niye biliyor musunuz? Lütfen sayar mısınız? 3 tane 4 tane yerli banka. 35 tane banka var. Bilmiyorum belki de 40 tane. Tamamı yabancı, tamamı yabancı ortaklı. Ya adamlar kendi bankalarına koyuyorlar parayı, al diyorlar şu hisseyi, yarın bir günde bu hisseyi sat, paramı gönder diyor. Banka kendisini, kontrol kendisinde. Hiç kimse ona hesap soramıyor. Efendim neden işte vakıflarda yok Halk Bankası'ydı, oydu buydu kağıtlar, tavan tavan gidiyor? Halk Bankası'nın üzerinde giyotin gibi bir dava var değil mi? Evet var. E ee, niye bu Halk Bankası 3 gündür 5 gündür tavan tavan gidiyor? Çünkü kamu bankaları kredi vermek durumunda. Kredi vermesi lazım. Kredi vermesi noktasında bir takım şirketlere verilmiş taahhütler var. E ee, kredi verebilmesi için ne yapması lazım? Lazım. Bünyesinde önemli bir miktarda menkul kıymet bulundurması gerekiyor. Bakın tırnak içerisinde. Sabit menkul kıymet değil, menkul kıymet. Sabit menkul kıymet diye BDDK açıklama yapmış olsaydı, tahviller, faizler, onlar bunlar, şunlar derdik. Hiç borsa ve hisseleri konuşmazdık. Bunlar bu kağıtları niye alıyorlar? Kredi dağıtabilecek potansiyeli ve de bu anlamdaki imkanları ellerinde hazır bulundurabilmek için alıyorlar. Yarın ne yapacaklar? Yarın ne yapacaklarını arkadaşlar ben sizlere bir sonraki videomda açıklayacağım. Bakın, bir sonraki videomda akıllardaki, kafalardaki planı açıklayacağım. Ama şu anda düne kadar %30, %40 aşağıda olan banka kağıtlarına, bankacılık üzerinde şöyle baskı var, böyle baskı var, şöyle böyle denilip de bu hisselerin yüzüne bakmayan Ahmet'i Mehmet'i boş veriyorum. Yabancıyı boş veriyorum. Yahu bankanın yönetim kurulu başkanı, bankanın murakıp üyesi, bankanın bilmem nesi, osu busu. Ve arkadaş, iki ay sonra sen kendi banka hisselerinin yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde elli prim yapacağını öngöremeyeceksen, sen orada ne işin var? O oturduğun koltukta elli bin lira, yetmiş bin lira, yüz bin lira maaşı neyin karşılığı alıyorsun? Soruyorum sizlere. Ama bugün deli gibi bu hisseler alıyorlar. Arkadaşlar mesele burada. Mesele şu. Mesele tamamıyla şu. İktidarın seçimlere gittiğimiz şu evrede atmış olduğu adımlar bir şekilde halının artına, altına süpürmek istedikleri sorunlar misali bir görsellik yaratmak. Ve geçtiğimiz yorumda dedim ki, Bakınız göreceksiniz. İktidarın ilgili insanları diyecekler ki biz iktidara geldiğimizde borsa bilmem kaç liraydı bugün şu oldu. Efendim geçen sene kaçtı bugün kaç oldu? Borsayla ilgili olarak şov yapacaklar. Bilmiyorum. Elimde belge yok. Elimde delil yok. Ama birilerine bir takım taahhütler verilmiş olamaz mı? Gel kardeşim. Sen 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar dolarını 18 üzerinden boz, gir borsaya. Ben sana garanti ediyorum ki borsa %20, %30 prim yapacak. Emeklilik fonlarıyla, bilmem ne fonlarıyla, şu fonlarla, bu fonlarla ben bu kağıtları toplayıp yukarı götüreceğim. Yarın bir günde sana diyeceğim ki, Tamam artık yani borsada gideceğimiz noktaya geldik. Artık satış zamanı dediğim anda da X bir karar yayınlayacağım. Aynen 21 Aralık 2021 tarihinde olduğu gibi borsa belki 2 saatliğine pardon döviz belki 2 saatliğine belki 3 saatliğine belki bir günlüğüne atıyorum tamamen atıyorum. 13'e 14'e gerileyecek. İşte 18'den bozduğun doları hem borsadan %20 %30 para kazanmış olacaksın hem de 18'den bozduğun doları geleceksin. 13'ten 14'ten yerine koyacaksın. Aklıma benim bunlar geliyor arkadaşlar. Elimde bu gibi durumların olabileceğine dair bir delil mi var? İşte iktidar tarafından bana bu konuda kulağıma fısıldanmış olan bir şey mi var? Hayır. Haşa. Fakat aklıma benim bunlar geliyor. Türkiye'nin ekonomik durumu malum. Türkiye'nin dış ticaret açığı malum. Türkiye'deki ekonomik gidişat belli. 62 milyar dolar civarında ithalat ve ihracat noktasında açığımız bulunuyor. Hükümet ne diyor? Efendim, döviz yüksek olsun. İhracatımız da bu anlamda, ihracat gelirimiz de bu anlamda yüksek olur. E tamam. İhracat geliri elde edebilmek için ihraç edilen ürünü üretmek noktasında ihtiyaç duyabileceğimiz olan ham maddeyi biz papağa yine parasıyla mı alıyoruz? Bilmem nerenin parasıyla mı alıyoruz? Hayır. Yine euro ile alıyoruz, yine do dolarla alıyoruz. Sonuç değişmiyor ki. Benim ihracat gelirim istediği kadar yükselsin. Benim maliyet noktasındaki Giderlerim artıyorsa yapacak hiçbir şey yok. Rakamlar beni etkileyemez. Hani arkadaşlar efendim asgari ücret 5500 oldu 6000 oldu. E tamam oldu. İster 10 bin lira olsun. Ya arkadaş asgari ücret 10 bin lira olan bir vatandaş hayatını sağlıklı bir şekilde idame ettiremiyorsa, Çoluğunun çocuğunun okul giderlerini karşılamıyorsa, elektriğini suyunu rahatlıkla ödeyemiyorsa, ya 5 bin lira olsa ne olur, 10 bin lira ne olsa ne olur, 15 bin lira ne olsa. Ben sonuca bakarım. Sonuç rakam değil. Sonuç rehabilite, sonuç gerçek anlamda benim bütçeme yansıyacak olan değerdir. Ben demeliyim ki ya geçen ay tüm ihtiyaçlarımı giderdim. Cebimde hiç para kalmadı. Ama bu ay bütün ihtiyaçlarımı giderdim. Cebimde 5 lira para kaldı. Ben o zaman refahımı düşünebilirim. Değer arkadaşlar, bu konu gerçekten çok uzun, gerçekten çok ayrıntılı ama ben burada sıkıcı olmaması bakımından sizlere bir perspektif yaratmak noktasında bazı ayrıntıları ifade ettim. Şimdi bu videoyu kesiyorum. İkinci videomda borsa bu hafta ne olabilir? Nereye kadar yükselebilir? Hangi seviyelere dikkat etmek lazım? Hangi sektörlere dikkat etmek lazım? Viop'ta ne oluyor, ne olmuyor? Bunlarla ilgili olarak arkadaşlar biraz daha teknik detaylara ilişkin olarak daha ayrıntılı bir yorumu hem sektör hem teknik hem hisseler bazında aktarmaya çalışacağım. Bu sebeple e, şu anda videomu yarıda bırakıyorum. İkinci videoda e, yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sonra buluşmak üzere diyorum. Selamlarım ve saygılarımla şimdilik hoşçakalınız efendim.